Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda yan kirazlar olsun. Fıstıklı yan kirazlar yapım aşamasını anlatalım arkadaşlar. Nasıl yaptık? Hemen başlayalım. Şimdi şu yaprağın bittiği noktadan 10 adet tığ battı üzeri ben 3 zincir çekip kapattım. 1, 2, 3, 4. kapatmışım. 4. kapatıyorum şu an söküldü. Bakın şu yapran bittiği noktadan 1 2 3 4. Şimdi 10 tane yapıyoruz bunu. 10 tane olana kadar yapıyoruz. 3 zincir çektim. Devamda gelen tığ battı üzerine battım, kapadım. 5. 3 zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battı içine battım, kapadım. 6. 1 2 3 zincir çektim. Devamda gelen tığ battı içerisine girdim, kapadım. 7. 3 adet zincir çektim devamında gelen tığ battı içerisine girdim kapadım 8 1 2 3 zincir çektim devamında gelen tığ battı içerisine girdim kapadım 9 3 adet zincir çektim devamında gelen tığ battı içerisine girdim ve kapadım 10 şuradan sayalım yine yaprağımızın bittiği noktadan bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi şu yuvamızı yapacağız arkadaşlar bu noktada ipim karıştı. 10 tane tığ battı üzeri 3 zincir çekip kapattık. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sanırım yeterli gibi. 7 zincir çektim döndürdüm modelimi. 7 zincirimi hemen bakın buna değil ilke değil şu ikinciye girip kapatıyorum. düz yüzünü dönüyorum. Bir sık iğnesiyle yuvaya giriş yaptım. Şimdi örümcek çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu şekil örümcek çok büyük olmayacak. Aşırı da küçük olmayacak şekilde örümceğimiz yeterli. Bakın. Bunu girdim ve kapadım. Bu bir. Aynı boyutta olmasına dikkat ederek ikinci örümceğimi çektim. Girdim ve kapadım 2. Şimdi 1, 2, 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yuvaya girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım. 5 adet zincir çektim. Bu iki trabzan arası. Giriyorum ve kapatıyorum 5 adet zincirimi. Başına 2 kez aldım tığımın. Yuvama girdim. 2 2 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir çektim bu aradan girdim ve kapadım başına yine iki kez aldım tığımın yuvama girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkış yaptım 1 2 3 4 5 adet zincir çektim bu aradan girdim ve kapadım başına 3 kez aldım tığımın. Şimdi yuvaya girdim. İlmeklerimi 2 2 2 2 alıp kapattım. 5 adet zincir çekiyorum. Bu aradan girdim ve kapadım. Başına 3 kez aldım yine. Yuvaya girdim. Bu sefer önce 1 kez aldım, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Yine 5 adet zincir. Son trabzan arasına girdim. Kapadım. Şimdi burada sık iğnesiyle iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. yuvada tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi Şuraya arkadaşlar bakın şu son yaptığımız yuvaya şuraya tığ battı üzerindeki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Bu hizaya düşebilmek için. 3 adet zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıya girdim ve kapadım. 1 1 2 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim ve kapadım. 2 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim ve kapadım. 3 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapadım. 4. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapadım. 5. 3 adet zincir. Yandaki tığ battıma girdim. Kapadım. 6. 3 adet zincir. Yandaki tığ battıma girdim. Kapadım. Sanırım 7. 3 zincir çek. Yandakine gir. Kapat. 8. 3 zincir çek. Yandakine gir. Kapat. 9. Yine de sayalım. Bakın bu yuvamız bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 adet zincir çektim. Yandakine girdim. Kapadım. 10. Şimdi bu noktada 7 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Oyamı döndürüyorum. Bu birinci değil ikinci yuvaya girdim ve kapadım. 7 adet zincirimi. Düz yüzünü dönüyorum. Yuvanın içine bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Yuvan içine girdim. Bir sık iğnesi yaptım. Şimdi yine küçük boy bir örümcek çekiyorum. Pardon, tığım takıldı. Şöyle küçük boy bir örümcek çekiyorum. Bunu yuvaya girdim ve kapadım. Tekrar da yine bir örümcek çektim. Aynı boy. Bunu da girdim ve yuvama kapadım. 2 adet örümceğim oldu orada. 2 3 zincir çektim başına bir kez aldım yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 1 2 3 4 5 adet zincir. Aradan girdim ve kapadım. Başına iki kez aldım, yuvaya girdim. İlmeklerimi 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 adet zincir. Bu ara noktadan girdim ve kapadım başına yine 2 kez aldım yuvaya girdim bu sefer önce 1 kez sonra 2 2, 2 alıp yukarı çıktım 1, 2, 3, 4 5 zincir bu aradan girdim ve kapadım başına 3 kez aldım bu sefer tığımın yuvama girdim ilmeklerimi 2, 2 2, 2 alıp çıktım 1, 2, 3, 4 5 adet zincir son ara noktadan girip kapadım Başına yine 3 kez aldım. Yuvama girdim. Önce bir kez aldım bu sefer sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp yukarı çıktım. 5 adet zincir son trabzan arasına girdim ve kapadım. Şimdi 8 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. Bu son trabzanımı. 1 2 3 4 5 6 Pardon 7 8 9. ana yuvada yani bu yuvada tamamlıyorum. Bu şekilde hazırladık. Şimdi şu tığ battı hizasına düşmek için bakın şuradaki bu aradaki şu yuvaya giriyorum bir sık iğnesiyle. 3 adet zincir çekiyorum vereceğiniz arayı ayarlayana kadar tığ battı üzerlerine 3 zincir çekip kapatıyorsunuz. 3 zincir yandaki tığ battıma girdim kapadım. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battıma girdim kapadım. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battıma girdim kapadım. Yani ilk 2 motif arası şu iki motif arası ne kadar yapmışsanız ondan sonraki aralarınıza o şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Burada ipimizi kıralım. Yani ben 10 tane tığ battı üzeri kapattıktan sonra dönüş yaptım. Yaprak yuvası oluşturdum. Şimdi hemen kırmızı ipimizi alalım. İpimizi tığımıza sabitleyelim. Buradaki örümcek kanatlarımız arkadaşlar şöyle bir elimizle tutalım. İlk örümceğimin kanadından tek kanadından tutup çekip uzatıp ilmek edindim gördüğünüz gibi tek kanadı tutup çektik buraya girdim ipimi sabitledim 9 adet zincir çekiyorum ee, öncesinde Evet 9 adet zincirimi çektim 8 9 şimdi şöyle tuttuk ilmeğimi hafif uzattım ilk ilmeğimi altından giriyorum zincirin altından batmıyorum ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim hafif uzattım onu da 2 ipin ucunu al dibinde zincir çek onda uzat 3 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 4 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek şöyle hafif uzatalım 5 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 6 ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 7 altından gir İpin ucunu al, dibinde zincir çekelim. Şöyle onların boyutunu uzatalım. 8. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat. 9 10 Bu şekilde 15 tane ilmek yapalım. 11 12 13 14 ve 15. Hepsi tığımda şu an itibariyle. İpin ucunu aldım, hepsinin içinden geçtim. Şimdi bu yeşil ilmeğimin içine gireceğim. Yeşil ilmeğim biraz dönmüş. Neden böyle bir döndün sen? Bir saniye arkadaşlar. Evet şimdi düzelttim. Bakın o yeşil ilmeğimin içine giriyorum. ipin ucunu alıp buradan bakın şuradan şu kırmızı ip sizi yanıltmasın şöyle o başlama ipi yeşil ipin içine girdim ilmeğin ipin ucunu aldım ilmek edindim ilmeğin bu şekilde şöyle elimde düzelterek kapattım ve bu aynı ilmeğin içine bir adet sık iğnesi yaptım bu şekilde şimdi araya sanırım iki zincir çekmiştim ben Evet bu böyle. 1 2 zincir çekip ikinci şunu ben bir yakarsam arkadaşlar. Gözünüzü yormasın. Evet. Araya iki zincir çektim. Burada ikinci örümceğim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun da tek kanadını tutup çekiyorum şöyle. tek kanadını çekip uzatıyorum ve ilmek ediniyorum. İki zincirimle buraya giriş yaptım. Bir sık iğnesi yaptım. Şimdi yine 9 adet zincir çekiyorum. İlk ilmeğimi uzattım. Bakın. Altından girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. Onda iki, ilk ilmeğin boyutunda da uzattım. 2. Altından girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim, uzattım 3. Altından girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim, uzattım 4. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 5. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 6. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 7. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 8. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, 9. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, 10 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 11 12 13 aynı işlemle 14 ve 15 adet ilmeğimi topladım ipin ucunu aldım hepsinin içinden geçtim ve bu yeşil ilmekli yuvama girdim ipin ucunu aldım bu şekilde ikisini burada kapatıyorum hemen içine bir adet sık iğnesi yapıyorum bir adet de zincir çekip makasımı yanıma almadığım için ipi kopartmak zorundayım. İşte arkadaşlar, kirazlarımızın yapım aşaması bu şekildeydi. Yazmanızın içinde bulunan renklerle yapabilirsiniz. Mesela bu sarıysa bu mavi, bu kırmızı şeklinde olabilir. Yazmanızın içinde hangi renkler var ise. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.